Arkadaşlar, Örgü Aşkım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle kız çocuklarımız için güzel bir etek çalışması yapacağız. Eteğimiz için ben böyle bir pembe renk deyip kullanıyorum. Kartopunun Baby One, içine biraz da beyaz katacağım. 3,5 numarada tığımızı kullanıyoruz. Hemen zincir çekerek eteğimizin kemer kısmında başlayalım arkadaşlar. Bakınız şöyle. Zincirimizi çekiyoruz. Şimdi kemer kısmını oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane zincirimizi çekelim. 8 zincirimiz var. 3 tane daha zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bu 3 zincir geriye dönüşte kullanacağımız ilk trabzanımızın olacağı zincir. Başını doluyorum. Dördüncüye batıyorum. Geri dönerek dördüncüye batıyorum. İki tane trabzanım oldu bakın. Ve sırayla örüyorum arkadaşlar. Bakın her birisini birer doldurarak her bir zincir boşluğunun içerisinden ikili trabzanımızı yaparak örüyoruz arkadaşlar. Şöyle yavaş alayım. Bakın başını doldurduk. Aynen ilmeğimizi alıyoruz. Başını doluyoruz. Zincirimizin üst kısmından. Bakın başını doldurduk. Bakın. Hemen sayalım. 2, 4, 6, 8 ve 9 tane arkadaşlar. Bakın 9 tane oluşturduk. Şimdi 1, 2, 3. Arkasını çeviriyoruz. Arkasını çeviriyoruz, başını doluyoruz. Lastik görüntüsünün oluşmasını istediğimiz için bakın içteki zincirin üst kısmını yani arka orta parmağımdan tarafa olan kısmında alıyoruz. Lastik ve esneklik katacağız arkadaşlar. Bakın arka taraftan. Arka taraftan ördükçe daha da belirginleşecek arkadaşlar. Sadece alırken dikkat edin. Ön taraftan değil. Bakın başını doluyoruz iç taraftan. Eliniz alışınca zaten hiçbir zorluk çekmeyeceksiniz. Rahatlıkla hemen öreceksiniz. Bakın sayıyoruz. 2, 4, 6, 8 ve 9 oldu. 3 zincirimi daha çekiyorum. 1, 2, 3. Arkasını dönüyorum. Bakın arkayı döndüm. Yine hemen bakın batıyorum. İç taraftan yine. Yani orta parmağımdan taraftan alıyoruz. İkisini aynı anda almıyoruz arkadaşlar. Belinde bir lastik görüntüsü vermek için eteğimizin. İç kısmından alarak devam ediyoruz. Biraz büyütene kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Çevire çevire. Bir de sayın arada kaydırma olmasın. 2, 4, 6, 8 ve 9 arkadaşlar gördüğünüz gibi. 1, 2, 3 zincirimizi çektik ve döndük. Tekrar başını doladık. Hemen yanı başından bakın. Bu şekilde görüyorsunuz iç kısmından alarak şu şekilde büyütelim. Biraz büyüttükten sonra tekrar bir daha görüşelim. Şu görüntü olacak arkadaşlar. Bakın inişli ve yokuşlu. Bakın. 36 tane sıra ördüm. Bakın bunların her birisinden şu şekilde saydım. 1, 2, 3, 4 diye saydım. 36 tane oldu. Benim için yeterli. 36.'yı ördükten sonra bakın şu şekilde, şu şekilde oldu. Şöyle daha da esneyecek. Şimdi 36'yı ördükten sonra arkadaşlar şöyle ilmeğimizi şöyle şu tarafa doğru geçiriyoruz. Saklı bir şekilde bakın şu şekilde. Geçiriyoruz. Çünkü burayı ben düğme dikip
O şekilde kullanacağım belimizde. Bakın bu şekilde hiç belirli olmadan gizleyerek ilmeğimizi aktardık ve şuradaki orta yere geldik. Orta yere gelince hemen oradan da geçtik. Bakın tam orta yerdeyiz. 3 tane zincir çekiyoruz ve modelimizi koymaya başlıyoruz. Şu 2 taneyi kenarda bırakıyoruz. 3 tane zincir çektim. Aynı yere ikili bir trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Bir tane ikili trabzan ördüm. Sonra bir tane daha ikili trabzanımı ördüm. Bir zincir çektim. Diğer şu görmüş olduğunuz direğin ortasına giriyorum. Ama başını dolayarak giriyorum. Bakın başını doladım. Aynı yere bir tane daha ikili yapıyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Modelimizi bu şekilde koyup devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi diğer tam orta yerde, bakın birisi mecbur içeride oluyor, birisi dışarıda oluyor. Tam orta yere girip bu kez çiftli öreceğiz. Bir, iki, bir tane zincir. Aynı yere bir iki tane daha ikili trabzanımızı yapacağız arkadaşlar. Benim ipim birazcık tok olduğu için iki bende yeterli olacaktır. Eğer biraz ince ip ince iple örüyorsanız arkadaşlar, 3 tane doldurun. Bir tane zincir çektim. Başını doladım. Hemen sıradaki, bakın şuradaki yere girdim. Bu kez hangisindeydi sıra? Hemen bakalım. Tekli de çiftliği yapmışız. Tekli de başını doladım. Ve tekrar bakın. Bu şekilde bir tane zincir, her birisinin arasında birer zincirimizi çekiyoruz. Ve şimdi sıra burada. Ve çiftli de 2 bir tane zincir aynı yuvaya batıyoruz. Bakın devam ediyorum, bir zincir çekiyorum ve şuradayız. Bakın hemen oraya da batıyorum ama başını dolamayı unutmuyoruz tabii ki. Başını dolayıp hemen şöyle güzel bir yere girelim. İki tane. Bir, iki. Bir tane zincir çekiyoruz. Bakın bu şekilde. Sıralamamız bir çift bir tek. Bir çift bir tek. Her birisinin arasında da birer tane zincir. Bakın bir zincirimi çektim. Yine şuradayız. Bakın bunun arkası burası. Önü bir öyle. Şimdi çiftteydi sıra. Sıramızın sonuna kadar bir çift bir tek olarak dolduralım. İkinci sırayı da aynı şekilde devam edeceğiz. Daha sonra modelimizi ilerledikçe tekrar birlikte olacağız arkadaşlar. Bakın bu şekilde koyup aşağıya doğru gelelim. Sıranın sonuna kadar geldim. Ördüm bir tane. Ve hemen şuraya bakıyoruz. Şuraya bakın. Buradan ikinciden başlamıştık. İkincinin yerinden. Hemen bu en sondakini şu şekilde birleştiriyoruz. Bu düğme dikeceğiz. Düğmelerimiz şuraya düğme dikeceğiz. Buradan da ilik olacak. Şu şekilde kalacağı için eteğimizin alt kısmını buradan birleştiriyoruz. Bakın şuradan iki tane ördük. Burası ikili başlamıştık. Hemen şuraya geçişimizi yapıyoruz. Geçişimizi yaptık. Bakın bir tane geçiş bağladım. Şuradan ortaya gizli geçiş yapıyoruz. Bakın örmüyorum. Bakın şu ortaya gelebilmek için gizli geçişimi yapıyorum. Alıyorum. Tığımın ucunu çıkarıyorum. Bakın hemen. Bakın ortadayım. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. 2, 3. Şu şekilde de bağladık. Bakın. Buraya da düğmelerimizi dikeceğiz. Şöyle ilik yapacağız ve eteğimizin bel kısmını oluşturmuş olacağız. Şimdi 3 tane zincir çektim ortaya. İkili trabzanımı ördüm. Bir tane zincir çektim. Tekrar 2 tane ikili trabzan, bir zincir şeklinde bu sırayı
Bu şekilde biteceğiz. Bir zincir ve bunun tepesindeyiz. Tekli ördüğümüzün. Bir, iki. Burayı böyle aşağıya doğru hiç bozmadan gideceğiz. Bir zincirimizi çektik. Ortadayız. Herhangi bir şey yapmadan sıramızın sonuna kadar bu şekilde geleceğiz. Diğerlerinde ufak tefek değişiklikleri yapacağız ama bu sıramız böylece devam edecek. Hepsinin arasında bir zincir ve bakın burada bu ortadan sona kadar burası hiç bozulmayacak. Hep iki kalacak ama diğerlerinde değişikliğimizi yapacağız arkadaşlar birlikte. Evet, bakın bir zincir ve sıramızın sonuna kadar bu şekilde şöylece gelelim arkadaşlar. Evet, eteğimizin bel kısmından başlamıştık, aşağıya doğru örüp geldik. 1 2 3 4 tane sıramızı ördük. 4 sıra 2 1 zincir 2 aynı V'ye yaptık. 1 zincir tek ikili ördük. Bu şekilde 4 sıramızı devam ettirdik. Şimdi bir sıra renk değiştirmek istiyorum. Beyaz koyacağız. Hemen şöyle çevirelim. Eteğimiz de şekle girmeye başladı. Bakın şurası düğme dikeceğimiz yerde. Oradan diğer yerde oradan yapmıştık. Şu ikilinin ortasından tek zincirden girelim. Bu kez 2 yaptığımız yerleri 3 1 zincir ve 3 şeklinde devam edeceğiz. Yani 3 tane ikili trabzanımızı yapacağız. Bakın ikini yaptım. Şu 2'yi de daha önce 4 tane ikili olmuştu. Bir zincirim tekrar 1 2 ve 3. Bir tane zincirimi çekiyorum. Buradaki 2 aynen eteğin sonuna kadar ikili olarak devam edecek. Birkaç sırada böyle üçlü devam edeceğiz. Daha sonra yine bir artışımız olacak. Bir zincirimizi unutmuyoruz. Hepsinin arasında birer zincir var. Ortaya giriyorum. 3 tane ikili trabzanımı çekiyorum. Bakın 3 oldu. Bu 4 sıra ikili gelmişti arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bir zincirimi çektim. Tekrar 3 tane ikili trabzanımı örüyorum. Bir zincir. Ortadaki ikili yine aynı ikili olarak kalacak ve sıranın sonuna kadar öyle gelecek ve bir zincir. Zincirimizi çekip tekrar batıyoruz. 1 2 3. Bu sıradan sonra bakın şöyle bir bakalım. İkili olan yerimiz 3 1 zincir 3. Yani 3 dediğimiz ikili trabzanlarımız 3'er adet. 2 tane ikili trabzanımız sıranın sonuna kadar böyle devam edecek. Bakın şurada çok güzel belli. 4 tane ikili. Bu sıradan sonra beyazdan sonra tekrar pembemi koyacağım. Bir tane beyaz aradan geçtik. Üçerli şekilde pembeyle de devam edeceğiz. Beyaz sıramızı da tamamladık. Hemen tekrar pembe rengimizi geçelim. Bakın şu sırada devam ediyorduk. 3 tane ikili trabzan, 1 zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde ördük. 1 zincir ve bu şuradaki sıra ikili gideceğini söylemiştik. Şimdi yukarıya doğru giderken ortadan başlıyoruz ve yine tıpkı beyazımızda ördüğümüz gibi 1 2 3 üçerli dolduruyoruz arkadaşlar. 3 tane ikili trabzan, 1 zincir ve 1 2 3. Şu arkadaki ipi de şöyle çekiyoruz. Çektik bakın. Bir tane zincir ortadaki ikili direğimize batıyoruz. Yine bu şekilde birkaç sıra daha böyle üçerli örmeye devam edeceğiz. Daha sonra tekrar araya bir beyaz girip artıracağız. Çünkü voulanının
fazla olmasını istiyoruz. Eğer siz daha volanlı istiyorsanız sayıyı yukarıdan itibaren de arttırmaya başlarsınız. Yani 2, 3, 4 hemen çoğaltarak aşağıya doğru inebilirsiniz. Bakın şu şekilde bir zincirimizi çekiyoruz. Ortadaki ikincimizde bir zincir. Her birisinin arasında zincirimizi unutmuyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı dolduruyoruz. 2 ve 3 ve bir zincir. Ve bakın yine doldurmaya devam ediyoruz. 2 ve de 3 ve de bir zincir. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Hatta 3, 4, 2, 3 sıra örelim. Sonrasında görüşelim. Bir sıra beyazımızı örmüştük. 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan ve ardından 1, 2, 3, 4 sırada pembemizi ördük. Şimdi tekrar beyazımızdan öreceğiz. Bu kez beyazımızı üçlü değil, dörtlü olarak bir tane artış yapacağız. Çünkü eteğimizin aşağıya doğru böyle açılmasını istiyoruz. Şimdi bu kısmı dörtlü olarak öreceğiz. Beyazımızı hemen şuradan eteğimizin düğme dikeceğimiz yerden başlayalım. Bakınız şuradan başlamak istiyorum. Tabii düz yönünden örelim ki herhangi bir sıkıntı oluşmasın. Hemen başlıyoruz. Ortasına bir zincir çektiğimiz yere 1, 2, 3 çekiyorum. Ve 4 tane ikili trabzan olacak şekilde dolduruyorum. İlk saydığım zinciri de tabii ki o trabzanı dahil ediyoruz. Bakın 4 oldu. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi 4 tane 1 2 3 ve 4. Evet. 4 tane ördüm. Bir tane zincir çektim. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Ortadaki her sırada düz 2 giden direğimi yine 2 olarak örüyorum. 1 ve 2. Bir tane zincirim var. Başını doluyorum. Bir zincirimin içerisine girip 1 2 3 4. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde gidelim. Daha sonra pembeyi de aynı şekilde başlayıp birkaç sırada pembeyle örelim. Eteğimiz örmesi gayet kolay. Dilerseniz daha sık renkler değiştirebilirsiniz. Farklı renkler kullanabilirsiniz ya da sadece tek renkten de örebilirsiniz. Tamamen kendi zevkinizle alakalı. Bakın bu şekilde devam ediyoruz. Bakın en son noktasına geldim. Birleştirmeyi tekrar göstermek istiyorum. İlk ördüğümüz 3 tane zincirin en tepe noktasına çekmiş olduğumuz bir zinciri atıyoruz. Bakın şu şekilde geçiriyoruz ve bir zincirle sabitliyoruz ve bir makas yardımıyla kesiyoruz. Eteğimiz alt kısma doğru iyice genişlemeye başladı. Şimdi tekrar rengimizi değiştiriyoruz. Bir tane koyduk. İlk önce şöyle bir hatırlayalım. 2 tane ikili trabzan şeklinde 4 tane ördük. Sonra 3 tane ikili trabzan, bir beyaz geçtik. Arkasından 1, 2, 3, 4 sıra 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 tane ikili trabzan şeklinde ördük. Şimdi 4 tane ikili trabzan, bir zincir, 4 tane ikili trabzan ördük. Pembemizi de aynı şekilde aşağıya doğru akacağız arkadaşlar. Yine aynı şekilde başlıyoruz. Şöyle hemen düğme dikeceğimiz yerden başlamıştım. Her zaman aynı yerden başlarsak daha güzel olur. Farklı yerden de başlayabilirsiniz. Çok bir değişiklik arz etmiyor. Ben şuradan, bakın şuradan düğme dikeceğimiz yer, şu kısmı. Şuradan başlıyorum. Ortadaki bir zincirimin içerisine giriyorum. Her zaman olduğu gibi 1, 2, 3, 4, 3 zincirimi çekiyorum. Başını doluyorum. İkili trabzanımı oluşturuyorum. 2 tane oldu. 3 ve de 4.
bir tane zincirimi çekiyorum, 4 tane daha dolduruyorum aynı kutucuğun içerisine ve sıramın sonuna kadar birkaç sıra bu şekilde dörtlü trabzanlar doldurarak devam ediyorum. Yine bir zincirim var. Ortadaki ikili direğim devam ediyor. Hiç aksamadan, kaymadan, artmadan, eksilmeden yine bir zincirim ve yine doğru ortadayım ve 4 tane ikili trabzan, bir zincir, bir zincir, 4 tane daha ikili trabzan şeklinde birkaç sıra daha örüyoruz. Daha sonra yine birlikte oluruz. Bakınız. Eteğimi tamamlayarak geldim ben. Bakın, eteğimizi şu şekilde altlarına doğru beyazlarla daha da renklendirdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sırada eteğimizi tamamladım. Altlarına doğru beyazı fazlalaştırdım. Şöyle bir ayn katmak için, renk katmak için. Şöyle daha uzun isteyenler daha uzun yapabilir. Şöyle yukarıya 2 tane düğme diktim rahatça giydirmek için. Bu şekilde eteğimizi tamamladık. Şöyle bir hatırlayacak olursak nasıl yaptığımızı. İlk önce lastik kısmını yapmıştık belimizin. Daha sonra ikişerli, ikili trabzandan oluşan dolgular yaptık. Arada şu direk hep 2 olarak devam etti. Şuradaki direğimiz bakın hepsi 2 olarak devam etti. Bakın aradakilerini 4 sıra ikili ördük. Beyazla 3'e 3 tane ikili trabzan, bir zincir, 3 ikili trabzan ve buradaki ikili trabzanımız hep devam etti. Daha sonra 1, 2, 3, 4 tane üçlü ikili trabzan şeklinde ördük. Beyazımızla artışımızı yaptık. 4 tane ikili trabzanımızı yaptık. Bir zincir, 4 tane ikili trabzan. Yine şuradaki ikili trabzanımız aşağıya doğru devam etti. Altında ise bakın hepsi artık 4 tane dörtlü ikili trabzanlardan oluşuyor. Bir zincir, dörtlü ikili trabzan ve tekrar ikili trabzan olarak bu şekilde eteğimizi tamamladım. Hepinize kolay gelsin. İyi günlerde, güzel günlerde, güle güle kullanın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.